Evet, işte onu söylüyorum. Üç kısa dedim. Anında boşaltıyorsun. Bunu hatırlarım yapmıştık Evet. İlk önce giren kabarama ekibi tahliye rotasında çizdi. Bu arada siz ağacın toplanma alanlarını belirliyorsunuz. Ağacın toplanma rotalarını ve alanlarını belirliyorsunuz. İki tane ağacın toplanma alanı belirliyor. Üst dediğim gibi. Bakalım onu da şey yapalım arkadaşlar. Ben getireyim. Öğleden önce, öğleden sonra hallederim. Daha sonra arkadaşlar arama ekibi, yüzeysel arama ekibi burada bir arama gösterecek. Bize onu gördünüz mü haftarası? Evet. Arama yapmayı gördünüz. Önemli işte bir şey bildirebilir. Daha sonra daha da bulamazsanız teknik aramayla burada arama yapacaksınız. Buradaki amaç aramanın en kısa sürede bitip kurtarma çalışmasının başlaması. Onun için hızlı olanları geçiyoruz. Teknik arama biraz daha kapsamlı ve vakit alacak bir durum olduğu için belki de çok görünen, daha kolaylıkla tespit edebileceğimiz bir pazazede varsa bir an önce onu kurtarmaya başlamak için diğer arama tekniklerini kullanıyoruz. Daha sonra arkadaşlar pazazedenin yeri bulunduktan sonra siz bunu tabi bildiriyorsunuz tekrar kriz merkezinde böyle böyle bir pazazede tespit ettiğini. Kurtarma operasyonunu organize ediyorsunuz. Arkadaşlarla toplanıyorsunuz. Burada bir pazazede var şu bölümde. Şu şekilde bir durumda işte nasıl bir operasyon yapalım, yandan mı girelim enkazı, üstten mi gireceğiz, başka türlü bir teknik mi deneyeceğiz, kırma delme mi yapacağız, vinç operasyonum var, ne varsa bunun bir değerlendirmesini yapıyorsunuz ve hızlıca operasyona başlıyorsunuz. Anlatınca belki kafanıza yatmayabilir. Uygularken takıldığınız yerde veya yanlış bir şey yaptığınız zaman onu değil şunu yapacaktın ilk önce. İlk önce hazmatı yapacaktın veya şeridini çekmen gerekiyor şu anda şeklinde. Arkadaşlarım size, ben de buradayım, hepimiz beraberce bu tatbikatı icra edeceğiz. Pazartesi biraz bir tatbikat olur inşallah. İnşallah. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Burası her ne kadar eğitim alanında olsa gördüğünüz gibi enkaz. Kesici delik çizimler veya bastığınız yere dikkat edin. Ayağınız takılıp düşersiniz. Onun için enkaz içerisinde ilerlerken kesinlikle kişisel koruyucu donanımımız ve üzerimizden eksik etmiyoruz arkadaşlar. Baretini çıkartın veya böyle bir şey yok. Şunu söylemeyi unuttum. Dinlenme alanı belirleyeceksin bir de bu kaç acil toplanma alanını belirlerken. Ekip bir şey yiyecek tüketecekse veya dinlenecekse içeriden makinayla çalıştı geldi istirahat etmesi gerekiyor. Burada değil o belirlediğiniz dinlenme alanı ve çöp alanında. Dinlenme alanımız ayrı. Birinci toplanma alanı ayrı, ikinci evet. Toplanma alanı ayrı. Ayrı. Evet. Birinci toplanma alanı çöp alanı yapacaksın. Mı? Efendim? Birinci toplanma alanı şeridin iç kısmındaydı. Hayır, ikisi de şeridin dışında iki tane toplanma alanı olur. Tamam. Anlaşıldı mı hani? Anlaşıldı. Onun sebebi de şudur arkadaşlar. Hangi acil durumda toplanacağımızı bilmiyoruz. Yani bir artçı oldu. Biz birinci toplanma alanı diyelim şu kırmızı binanın köşesi yaptık. Artçı oldu. Orası da bir zarar gördü. Orası da artık böyle bir güvenli bir alan değil. Ne yapıyoruz biz? Acil toplanma alanı tehlikeli alandan güvenli alana çıkıyoruz. Eğer orası değilse ikincisidir. Tamam mı toplanma alanı? Orada da bir tehlike oluşturursa. Mamak Belediyesi arama kurtarma ekibi olarak pazartesi gününden itibaren 21 kişi ile hafif arama ASR2 seviyesinde eğitim aldık. Yüksekten yaralı kurtarma, depremde enkaz altında yaralı kurtarma eğitimi aldık. Tahkimat yapmayı öğrendik. Şu anda bugün son görevimizi tamamladık. 21 kişi olarak ASR2 seviyesinde eğitim seviyemizi tamamlamış bulunmaktayız. Herhangi bir afet ve acil durumda hazır vaziyetteyiz. Şey anlatayım mı? Gerek var mı? Sen anlat. Hangisini seviyorsan. Arkadaşlar düdükle beraber el sallıyoruz. Lakin edileceğiz mi?
Şahit içine değil ya, böyle yalan var. Sağ olun. Biz Ankara'dan Mamak Arama Kurtarma ekibi olarak geliyoruz. Burada sizlere yardımcı olmaya geldik. Evet. Sağ hakkında bilgi alacaktık sizden. Şimdi bu olay kaçta oldu, onu soruyorsun. Evet. Deprem sabah saat 8'de oldu. Evet. 8'de oldu. Burası 5 katlı binaydı. Biz burada mı çıktık? Hayır, ben yan binada oturuyorum. Benim binam yıkılmadı, biz çıktık. Da burada dinlenme alanımızda çok alınır burası. Birinci toplanma alanı şu binanın köşesi, diğeri de buradaki direğin dibi. Sağ tarafa bakın. Sağ tarafa dışarıda. Çok güzel. Devam et. Kazazede değil, direkt arıyoruz değil yani. Tabii ki bulursan. Çok güzel bir şey ama esas yapacağımız iş enkaz üzerinde. Şurayı işaretleyeceğiz. Kazası var. Depren sunduruyor da balonu. Yok yok, onun gelini var zaten, yeter de. Abi onu şöyle geçir tarafları. Kurtarmadan geldik. Sesimi duyan var mı? Varsa 3 sefer bir yere vur. Arama kurtarmadan geldik. Sesimi duyan var mı? Varsa 3 sefer ritmik bir şekilde bir yere vur. Ses geldi arkadaşlar. Evet hocam. Nereden geldi? İşaretleyelim hemen. Nereden geldi? Sesi en yakın kim aldı? Ahmet sesi abi. Sesi en yakın ben aldım. 1 metre 2 metre uzağımda olması lazım hocam. Tekrar sesle. Arama kurtarmadan geldik. Sesimi duyan var mı? Varsa 3 sefer bir yere vur. Arkadaşlar ses var. Hocam nereden aynen geldi? Aynen. Sol tarafta. Sol tarafta. Hocam benim ilerimde olabilir. Biraz 1 metre 2 metre tamam, biraz daha bir metre, olabilir hocam. Tamam 1 metre 2 metre ileriden dinleme yapalım. Alanımızı evet, işaretledik. Tamam. Bir yerden ses aldık. Oraya da işaretimizi koyduk. Hangi noktada ses geldi? Orta merdiven. Şu orta merdivenden E kısmından evet buradan bir ses aldık. Tamam, bir canlımız var. Ön bilgi olarak da zaten oradan evet. Almıştık. Buraya böyle giriş yapabiliriz. Kırıngın. Çalıştıracağız. Şunu takalım. Hiç uğraş. Emin sen jeneratörü eldivenlerim var. Tamam. 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 Sesimi duyan var mı? Tamam vur bakayım. Sesimi duyarsan 3 kere bir yere vur. Destek malzemesi olayın. Destek malzemesi. Destek malzemesi. Destek malzemesi. Tırmba. Destek malzemesi geliyor. İdris. Yeterli gelmezse diğer destek malzemesini de getireyim. Bakın.
Seviye kılavuz ip bağlamamız gerekiyor. Aldım. Arkadaşlar. Abi buna bir kılavuz ip bağlamamız. Bu yalnız kısa. Sedyeyi tutun arkadaşlar. Size bir şey attığınız mı üstüne? Kaldır. Ambulansa. Bravo. Tamam. Hocam bırakıyoruz buraya.